Arkadaşlar merhaba. Şu an Adıyaman merkezdeyiz. Şehre giriş kısmındayız. Şu an ana cadde üzerinde birlikte yürüyeceğiz. Buradaki tabloyu size aktarmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi şehir merkezine girer girmez enkazları görmeye başlıyoruz. Bakın yeni binaya bakın. Bu bina enkaz ama yanındaki bu bina neymiş? Aşiyan kent. Yeni bir bina, ağır hasarlı. Gördüğünüz gibi bina yeni ama ağır hasarlı. Karşıda Hasan Taşar İmam Hatip Okulu. Orada da jandarma var. Afat çadırları kurulmuş. Toplanma merkezi gibi orası da. Görüyorsunuz yine yıkılan eski bir enkaz. İnsanların eşyaları. Bu gördüğünüz binanın da bir an önce yıkımı gerçekleşecek muhtemelen burada. Burası şu an çok tehlikeli. Her an kendiliğinden de yıkılabilir. Görüyorsunuz. Adıyaman'da ben daha önce Adıyaman'a gelememiştim Türkiye turunda. Adıyaman'a gelecektik ama o zaman yağış vardı. Yağıştan ötürü girememiştik Adıyaman'a. Röportaj yapamamıştık. Bu şekilde gelmeyi de hiç istemezdim. Evet, bugün depremin 11. günü. 11. gününde Adıyaman'dayız. Yol kenarlarına bakabilirsiniz. İnsanlar ateş yakıyorlar, oturuyorlar. Yolun orta kısmındalar. Evet, insanlar için orası güvenli alan. Ateş yakmışlar. Hemen ana caddeden ara bir sokağa giriyoruz. Buraya bakalım. Adıyaman da çok kötü. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman. Bu üç kent en ağır hasarı alan kentlerimiz. Görüyorsunuz. Oo. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Tabii görüyorsunuz etrafta artık arama kurtarma çalışması yani göremiyoruz. Artık sadece moloz yanları kalmış. Bakar mısınız? Ya insanların kıyafetleri bile gardıroplarda şu anda. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Sizin bina mı burası? Konuşalım, ne yaşadınız? He? Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Ya konuşacak bir şey. Bir baktık işte gece 4-17 geçe baktım sallanmaya başladık. Abi baktık dışarı çıkar, ne çıkar? Her taraf darmadağın olmuş. Yerle bir olmuş. Ay çoğu akınımızı kaybetti. Şu köşede bir bizim akrabalar var. 40 tane insan bir kereden gitti. Öyle mi? Evet, 40 kişi. Yerle bir olduk. Yani kimse de kalmadı. Bitmiş yani. Sağ çıkan yok mu? Yok. Sağ çıkan yok. Hepsi gitti. Allah bize yardım etsin. Herkese sabır versin. Kalanlara yardım etsin. İşimiz zor yani. Evet. Allah yar yardımcımız olsun. Aa, bunlar da kaç tanesi sağ çıktı. Onlar da dışarı gitti. Kayseri'ye gittiler. Şu an Kayseri'ye gittiler. Hep buradalar. Göç etti herkes. Hep artık göç, ayrıldılar. Hep ayrıldılar. Göç ettiler. Korkudan yani duramıyorlar. Doğru. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Allah bize yardım etsin. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Biz de evimiz bizimki de hasar gördü ayrı. Çocuklarım şu an sanayide.
Bir ev, anamgilin evde tek katlı, müstakil. Şu an 26 tane insan o evde yaşıyor, tek bir odada. 26 kişi. Gidecek yerleri olmadığı için gitmediler, evde kalıyorlar. Hastane, eski hastane caddesinde. Ay yapacak bir şey yok. Rabbim bize de yardımcımız olsun. Amin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başınız sağ olsun, Allah çok geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Arkadaşlar, binaların yıkım şeklinden aslında o binaya dair bir ipucu veriyor. Neyi eksik olduğuna dair bir ipucu veriyor. Ya da ne yaşandığına dair ipucu veriyor. Gördüğünüz gibi muhtemelen de burada temelde bir sorun var. Temelde sorun olduğu için alt iki kat çökmüş gibi görünüyor. Tabii ben bu konuda çok bilgili biri değilim ama gördüklerimden bunu anlıyorum. Şimdi bu, yani burada Adıyaman yok, burası bitmiş. Bakın, kimse de kalmamış. Yani arama kurtarma ekibi de yok, hiç kimse yok. Sadece moloz yığınları var. Ay, kabus gibi, korkunç. Çok çok kötü. Çok kötü, çok kötü. Aynı Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman aynı. Hiçbir fark yok. Bakın, bakın artık depremin oluş tarihi ilerledi. Yani bugün 11. gündeyiz. O yüzden bu önemli. Bakın, arama kurtarma çalışmaları bitmiş. Artık tamamıyla insanlar buradan uzaklaşmış. Ve bunların hepsi, bu gördüğünüz enkazların hepsi yıkılacak ağır hasarlı binalar. Bunlar artık yıkım için bekliyorlar. Kepçeler gelecek. Bu gördüğünüz bütün binaların hepsi hasarlı. Şu an gördüğünüz bütün binaların hepsi hasarlı. Ya en azından ayakta kalmışlar. Hayatta kalabilmişler. Ama işte hepsi öyle değil. Bu da tost. En kötüsü de bu şekilde bir yıkım zaten. Çünkü yaşam alanı oluşmuyor binada. Yani insanların içinden çıkabilmesi için, hayatta kalabilmesi için yaşam alanları çok dar oluyor. Dolayısıyla bu tip binalarda çok fazla insan hayatını kaybediyor. Bakın. Yollar da kapalı. Yani birbirine çıkan yollar da kapalı. Çünkü şu an mesela hiç, etrafta hiç insan yok. Aslında bu görüntülerin hepsini, bu bizim görüntülerimizin hepsini şu binanın böyle bir geniş alalım mı? Bu görüntülerin hepsini, yani mühendislerin, jeoloji mühendislerinin, inşaat mühendislerinin hepsinin bunları incelemesi lazım. Bu binalarda ne eksik olduğu için bu kadar bu şekilde yıkıldılar diye hepsinin bir şeyi var zaten. Bakın, karşısı da öyle. Burada ağır, ayakta kalan binaların hepsi ağır hasarlı. Eğer hiçbir hasar almamış bir bina bulabilirsem göstereceğim size. Şu an kuş sesleri var. Arkadaşlar, o kadar ıssız ki hiç kimse yok. Sadece kuşlar var. Oo. Şu sokağa enkazdan girilmiyor. Biraz uzak. Şuradan uzak uzak gidelim. Bakar mısınız? Biz hemen Adıyaman merkezin bir alt sokağındayız. Alt caddesindeyiz. Bakın, hepsi ağır hasarlı. Yıkılmamışlar ama ağır hasarlılar.
Bu yeni gibi görünen binaların, bilmiyorum bunların ayakta kalması, onarımı mümkün mü? Zannetmiyorum mümkün olsun. Muhtemelen bunların hepsi için yıkım kararı çıkacaktır. Görüyor musunuz? Adıyaman'da aynen Maraş ve Hatay gibi yerle bir olmuş. Bakar mısınız? Burada sadece kepçe çalışacak, hafriyat alınacak. Artık her şey bitmiş. Arama kurtarma bitmiş. Dikkat et. Yerlerde demirler, her şey var. Bir şey saplanmasın bize. Şuradan karşıya geçebilir miyiz acaba? Dikkat et. Çıkmasan daha iyi ya. Şu an orası için Barış bir enkazda tırmandı size göstermek için. Ben çıkamıyorum. Şu an ne çektiğini de bilmiyorum, görmüyorum ama çok büyük bir enkaz burası. Burada yürümek de çok zor. Arkadaşlar her yer demir, kırık cam. Dikkat et. Dikkatli ol. Adıyaman'da hava da çok soğuk. Güneş olduğuna bakmayın. Hakikaten çok soğuk yani burası. Şöyle biz buradan bir çıkalım. Tamam. Ya ayakta kalanlar sadece içindekilere çıkma fırsatı vermiş, diğerleri vermemiş. Bu kadar. Yani Adıyaman şu an yerli bir. Görüyorsunuz. Bak. Depremin 11. günü. Etrafta görüyorsunuz arama kurtarma çalışmaları bitmiş. Artık buradaki insanlar buraları boşaltmışlar. Bak. Ağır hasarlı bir bina. Şu an ara sokaklardan ana caddeye çıkıyoruz. Yani şu an bu bina her an yıkılabilir de bilmiyorum. Şu an Adıyaman'ın ana caddesi. Cadde boyunca yürüyeceğiz. Evet, şu an sadece kepçeler çalışıyor. Biliyorsunuz kepçenin girdiği yerde artık arama kurtarma çalışması bitmiş demektir. Şu anda burada
caddeyi temizlemek için bir hengame var. Enkazların yanından geçerken de taşlar, demir parçaları, her şey atlıyor insanın üzerine. Yine ambulanslar. Evet, insanlar eşyalarını taşıyorlar. Mesela bu binada daha bir değişik yıkılmış. Evet, yani bütün bu görüntüleri aslında inşaat mühendisleri, jeoloji mühendisleri böyle bir araya gelip eksikleri söylemeleri gerekiyor. Yani şu sebepten ötürü bu şekilde yıkıldı. Ya da ne bileyim, daha teknik detaylar vermeleri lazım örneklerle. Yani çünkü enteresan bir şekilde, enteresan yıkılan binalar var, farklı farklı. Hepsinin de eksiği ya da yapılmış olan yanlış farklı oluyor. Yani bu konudaki uzmanlar binaları gördüğü zaman anlıyorlar hemen. Nerede eksik yapılmış, nasıl bir hata yapılmış, bunu anlıyorlar. Burası neymiş? Akedas. Evet, AFAD çadırları var. Yine burada AFAD ekipleri var. Arkadaşlar, biz en kötü olan yerlere gitmeye çalıştık. Yani mesela Gaziantep merkezi de gördüm. Orada bir, yani elbette ki mutlaka hasar vardır ama en kötü olan yerlere gitmeye çalıştık biz. Şu an Maraş, Hatay, Adıyaman aynı. Görüyorsunuz etraftaki. Adıyaman İl Özel İdaresi. Taş gibi. Taş bir bina zaten. Aynen, taş bir bina. Ama hiçbir şey olmamış. Hiç. Böyle olmamız lazım. Ya demek ki yıkan deprem değil. Yani depremi, evet çok büyük bir deprem. Ama bakın, valilik, İl Özel İdare ayakta, taş gibi duruyor. Hiçbir şey olmamış. Bir tane çatlak bile yok. Yani böyle yapılması gerekiyor. Eğer böyle değilse deprem bölgelerinde bu binalara ruhsat veriliyor. İnsanlar içinde yaşıyor. İnsanların evi, yuvası başına yıkıldı. Mezarı oldu ya. Nasıl bu kadar rahat olabiliyoruz? Nasıl bu kadar geniş olabiliyoruz? Ben anlamıyorum. Burada yine çadır kurma çalışması herhalde bu. Zaten bakın, Adıyaman Valiliğinin önü şey olmuş, toplanma alanı gibi olmuş. İnsanlar burada. Ya ne kadar güzel değil mi? Hiçbir şey olmamış binaya. Bak, hiçbir şey olmamış. Yani keşke bütün insanların başını soktuğu evi de bu kadar güvenli olsa. Tek derdimiz bu ya. Güvenli ev. Doğanın şakası yok. Doğanın asla şakası yok. Yani doğa bize ayak uydurmayacağız. Biz doğaya ayak uyduracağız ya. Yalnız burada hava çok soğuk. Hava aşırı derecede soğuk ve ayaz. Güneşli olduğuna bakmayın, buz gibi. Buz gibi. Konuşurken bile güçlük çekiyorum yani, o kadar. Of. Bak, şu cadde komple gitmiş. Şu ara sokak. Bakın, ana caddeden saptık içeriye doğru biraz. Neymiş? Ulu Cami tarafına doğru. Çok kötü.
Bakın cam bir bina. Bunda hiçbir şey olmamış. Yani yan duvarında hafif böyle bir çatlamalar var. Onun dışında hiçbir şey olmamış. Aynen bak. Aynen. Burada da bakın temelde sorun var. Alt iki kat, belki de üç kat göremiyoruz ki. Çökmüş, üstü kalmış öyle, oturmuş. Arkadaşlar yani bu yaşadığımız facianın boyutu o kadar büyük ki, o kadar büyük ki nasıl bu toplanacak, nasıl yoluna girecek bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Yüz binlerce insan evsiz kaldı. Sokaklarda kaldı. Çadırlarda kaldı. Yani öyle bir mevsimdeyiz ki çok soğuk. Yani bu mevsimde dışarıda olmak çok zor. İnsanlar enkazların altında kalarak hayatlarını kaybettiler. Günlerce direnenler oldu. Soğuktan ölenler oldu. Yani şu tabloyu hafızalarımızdan hiçbir zaman silmeyelim. Hiçbir zaman silmeyelim yani. Her an yine bu tabloyla karşı karşıya kalacakmışçasına bundan sonrasına bakmamız gerekiyor. İnanın biz de bu tabloyu hiç unutmayalım, hep aklımızda olsun diye bütün bu çekimleri yapıyoruz. Facianın boyutunu sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İnanın 3 gün sonra, 5 gün sonra unutulacak bir haber ya da bir olay değil bu. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük felaketidir. En büyük deprem olmayabilir ama en büyük felaketidir. Yıkılmayan binaları, hasarsız binaları gördüğüm zaman hep diyorum ki demek ki olabiliyormuş, yıkılmadan da oluyormuş. Bakın diyorum. Yani olabilirdi aslında. Her şeye, bütün kurala uysaydık, her şeyi düzgün yapsaydık bu kadar büyük bir acı tablo önümüze gelmezdi. Ya inanılır gibi değil. Bak. Yok, yok. Akşama kadar YouTube'da. Şu gördüklerinizi ne olur unutmayın. Hiçbirimiz unutmayalım. Asla da hiç kimseye unutturmayalım. Hiç kimseye bu görüntüleri unutturmayalım arkadaşlar. 30 senede geçse, 50 senede geçse şu an şu tabloyu hiç kimseye unutturmamamız gerekiyor. Hem müteahhitlere hem her kimin en ufacık bir katkısı varsa bile onlara, o imza atan kimlerse onlara, artık bilmiyorum nasıl olur bilmiyorum. Tespitlerin yapılması gerekiyor bu binalarda, savcıların gelip tutanak tutması gerekiyor. Binlerce bina var, hangi savcı yetişecek ben bilmiyorum. Nasıl olacak, nasıl tespit edilecek bütün bunlar? Bilmiyorum. Deprem sonrası hayat ne zaman normale dönecek? Bu insanların hayatı ne zaman normalleşecek? Şu an zaten herkes şokta. Şu an inanın ben hala şoktayım. Hangi kente girersem gireyim hala şoktayım yani. İnanamıyorum ki. Şoktayım. Enkazın altından çıkan insanlar şokta. Akrabası enkazın altındaysa, kaybettiyse ya da çıktıysa, herkes şokta. Şu an her insanlar, hepsinin psikolojisi çok bozuk. Şu an hala her şey çok taze. Aradan 10 gün, 15 gün, 1 ay geçtikten sonra unutulmaması gerekenler var. Bunların hiçbirini asla unutmamamız gerekiyor.
her kimin ufacık bir parmağı varsa hesabını vermesi gerekiyor. Bazı enkazlarda hala ulaşılamayan insanlar var. Şu an kim, nerede, bütün herkes çıktı mı diye bir tespit yapılması bile söz konusu değil. Bakın, Adıyaman'ın merkezi burası. Bir kent resmen yok olmuş. Ya ben anlamıyorum. Mesela bunlar eski binalar ve yıkılmamışlar. Yani nereden baksan şu bina en az 50 seneliktir. Şu. Yıkılmamış. Yani o kadar fark ediyor ki yani zemininden, belki biraz aşağısındaki zemin farklı, kullanılan malzemesine kadar her şey değişiyor. Yani bir bina yapılırken altına 20 kişi imza atıyor ya. 20 kişi imza atıyor altına. Ama aynı denetleme yapılmıyor. Bakın enkazların başında kepçeler durmuş vaziyette bekliyorlar. Kamyon bekliyorlar. Hafriyat kamyonu. Şimdi burada tabii bunca enkazın hafriyatı yapılacak. Kamyon kamyon taşınıyorlar. Yani mesela şu binaya sanki hiç el değmemiş gibi şu anda. Hiç dokunulmamış gibi. Bakın bir koridor açılmamış. Şu an en üstte görüyorsunuz çatı var. Yani o binaya depremin ilk gününden itibaren herhangi bir ses gelmediği için, herhangi bir yaşam belirtisi olmadığı için, herhangi bir koridor da açılmamış, hiçbir şey yapılmamış oraya. Zaten işlem yapılan, hafriyat yapılan enkazları görüyorsunuz, aradaki farkı da görüyorsunuz. Mesela bunlar da eski yapılar ama bunlar da çökmemişler. Yani inanın şu bizim videolarımızı izleyip, böyle bir mühendisi, bir sismoloğu oturtup tekrar videoları onunla birlikte izleyip binaları tek tek gösterip burada ne oldu, burada ne oldu diye sormak istiyorum ya. Bunu sormak istiyorum. Neden yepyeni bir bina çökmüşken bu eski bina ayakta ya da yepyeni bir camlı bina ayaktayken bu yapı çökmüş? Bunların hepsinin tek tek analiz edilmesi gerekiyor. Üzerine çok çok konuşulması gerekiyor. Maalesef ki 99 depremini atlatmış bir ülke olarak hiç ama hiç ders çıkarmamışız. Hiçbir plan yapmamışız. Şöyle ara... Tamam. Enkazlara doğru ilerleyeceğiz. Evet, ara sokakları da göstermek istiyoruz size. Ana caddeden yine bir iç sokağa doğru girdik. Burada bir okul var. Okula bakacağım. Bakalım bir okula. 1 Aralık Ortaokulu. Yani okulda tek bir çatlak bile yok. Yani bu okul burada tek bir çatlaksız dururken bu depremin bu kadar yıkıcı olmasının bir bedeli olmalı. Yani burada görüyorsunuz, hangi yılda yapılmış olursa olsun demek ki bir bina böyle yapılmalı. Bu kadar yani. Bu kadar insanın yuvası mezar oldu herkese. Ben şuna da inanıyorum. Bakın şu an hala ülkemizde bir deprem olduğunda ne yapmamız gerektiğini, nasıl kendimizi bir an önce en güvenli yere almamız gerektiğini bile hala bilmiyoruz. Hala bilmiyoruz. Bütün bunların eğitim sistemimize girmesi lazım. Hatta arama kurtarma çalışmalarının dahi eğitim sistemimizde olması gerekiyor. Arama kurtarma çalışması nasıl yapılır, nasıl ekip çalışması yapılır,
bir ekipte nasıl dahil olunur? Yani bütün bunların hepsinin eğitim sisteminde var olması gerekiyor. Hepsinin. Çünkü biz bir deprem ülkesiyiz ve bunu en temelden öğrenmemiz gerekiyor. İnanın şu an burada yine deprem olsun, kim nereye kaçacak bilemez. Bilemez yani. En son zaten yapmış olduğumuz bir deprem tatbikatı vardı, hatırlıyorsunuzdur. Oradan da anlaşılır zaten ne kadar bilgili olduğumuz, ne kadar bu büyük depremlere hazırlıklı olduğumuzu oradan da anlayabiliyoruz. Yukarıya çıksak oradan acaba ne görürüz? Görüyorsunuz ayakta kalmış bir bina. Her an yıkım tehlikesi olduğu için şu an kepçe bu binayı yıkıyor. Yani bundan sonra zaten muhtemelen görebileceğimiz ekip çalışmaları bu şekilde olacak. Yarı ayakta kalmış binaların yıkımları. Yukarıdan gözüküyor mu diye bir bakalım. Baksana şurada tuğlalı bir bina tamamen yan yatmış. Kutu gibi yan yatmış. Of. Bak yine alt katı çöken, üst katı ayakta kalan. Alt kat çökmüş yine, üst kat yine ayakta kalmış. Dengede kalmış ama altta kaç kat çökmüş şu an göremiyorum. Muhtemelen iki kat gibi duruyor. Bunların hepsine işte kepçe gelecek ve yıkacak. Görüyorsunuz burası Adıyaman'ın göbeği. Burada hava o kadar soğuk ki şu an. Normalde şu an enkazların başında savcıların olması gerekiyor. Hepsinin tespit yapması gerekiyor. Kullanılan malzemeyle alakalı tespitlerde bulunmaları gerekiyor. Ama yıkım o kadar büyük ki ve böyle bir savcı sayısı yok zaten bu ülkede. Yani bir şey yapılması lazım. Bir şeylerin olması gerekiyor. Bakın ara sokaklarda hiçbir çalışma, enkaz kaldırmaya dair herhangi bir ekip de yok, çalışma da yok. Artık insan sayısı da az. Arkadaşlar burası Mimar Sinan Kültür Parkı. Görüyorsunuz parkta çadırlar kurulmuş. İnsanlar burada bebeğiyle, çocuğuyla hayatta kalmaya çalışıyorlar burada. Görüyorsunuz bakın soba kurmaya çalışıyorlar. Burada şartlar ağır. Çok ağır. Bakın orada da yine afet çadırları var. Şöyle parkın içinden yürüyelim. Buradaki insanların yaşam koşullarını da görmenizi istiyorum. Bazı çadırların içinde sobalar kurulmuş. Görüyorsunuz küçük küçük çocuklar, bebekler. Bakın. Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü.
bir savaş çıkmış ve sonuçları gibi. Burada çalışan ekipler de buradaki çadırlarda kalıyorlar. Buradaki şartlar çok ağır çünkü çok hava çok soğuk. Hava çok soğuk. İnsanlar ısınmaya çalışıyor. Ben size daha çok burada acaba yeni yapılaşmalar nasıl diye merak ediyorum. Onları da çekmek istiyorum. Yine karşıda enkaz çalışması var. Orada şey de var. Yıkıyorlar. Yani tam yıkılmamış binaları hep yıkmaya başlamışlar. Arkadaşlar arama kurtarma çalışmaları bitmiş tamamıyla. Gördüğünüz gibi. Sadece enkaz çalışması kalmış. Artık bütün enkazların üzerine yavaş yavaş kepçeler geliyor. Hafriyat yapılmaya başlanmış. Daha çok ana caddeden başlanmış. İç sokaklar, alt caddeler henüz hafriyata başlayamamış. Önce burayı temizledikten sonra muhtemelen iç kısımlara doğru ilerleyecekler. Çünkü burada ana cadde kapalı zaten. Burada zaten her şey yıkılmış. Neymiş burası? Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü. Gördüğünüz gibi Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü. Binada çatlaklar var. Burada da hasar tespiti yapılması gerekiyor yani. Bilmiyorum sağlam mı değil mi. Ama çatlaklı. Bu yüksek katlı koca koca binalara bakıyorum da. Yani acaba şu yanındaki bina nasıl bir bina? Bilemiyoruz ki. Binayı tanıyabilmemiz için biraz da ayakta durması gerekiyor. Çökenlerin hepsi tanınmaz halde. Öncesi eski bina mıydı, yeni bina mıydı? Böyle çok yakından gidince parçaları falan görünce anlayabiliyoruz. Bakın yine karşıda yüksek katlı camlı bir bina var. Camlarda hiçbir şey yok. Camlar düşmemiş. Ama kenarlarda muhtemel orası bitişik nizam ve bitişik nizam koptuğu için aşağıya düştüğü için o kısım aşağıya indi. Bina ayakta duruyor. Altta içte ne var bilmiyoruz tabii. Ne kadar hasar almış onu bilemiyoruz. Burası Adıyaman'ın ana caddesi ya. Ana caddesi burası. Bakar mısınız? Felaket yani. Felaket burası. Bir de şöyle de bir şey var. Adıyaman'a gelmek zor. Adıyaman'ın yolları da yani güzel değil ve dar. Yani ulaşım Adıyaman'da eminim ki çok büyük bir sorun olmuştur. Hatay'da bile çok büyük bir sorundu. Boş, ambulansların içi boş. Mesela şu karşıdaki koca camlı bina ayakta. Bir tane camı düşmemiş. Sapasağlam ayakta duruyor. Ne binası acaba? Bu kadar çok çekilmiş. Kalmadı değil mi? Ya o kadar çok çekilmesi, görüntülenmesi gereken yer var ki şu an mesela işte müzelere ne oldu bilmiyoruz. Yani şehri tamamıyla gezip görmek lazım ne nerede ne olmuş diye. Bilmiyoruz, hiçbir şey bilmiyoruz. Şu anda çok büyük bir kaos var. Hiçbir şey de tespit edilemiyor. Yani felaket ya. Felaket yani, felaket. Şu binanın ne binası olduğunu bilmiyorum, anlayamadım. Bir tane de tabela görmedim. Ne acaba? Hiçbir şey olmamış çünkü oraya bakın.
sapasağlam duruyor. Camından her şeyine kadar. Tabii içine de bakmak lazım böyle konuşmak için ama ayakta ve dışarıdan baktığımızda bir şey göremiyoruz. Ben size bugün burada Adıyaman'da çok büyük bir felaket var. Ara sokaklara girdim ama ana caddeyi göstermek istiyorum. Yani Adıyaman'a daha önce gelmiş olanlar, Adıyaman'a şu an ulaşamamış ama Adıyamanlı olanlar, insanlar görmek istiyor, bilmek istiyor da şu an burayı. Ve en bilinen caddesi burası. Yani Adıyamanlı olup Adıyaman'ı bilenler ya da Adıyaman'a gelmiş olup da Adıyaman'ı hatırlayanlar görecektir burayı. Burası ana cadde olduğu için zaten böyle bir şu an hengameli bir çalışma var ama dediğim gibi yani artık arama kurtarma yok, bitti. Artık her yerde kepçe var. Her yerde temizleme çalışmaları var, hafriyat çalışmaları var. Hatay, Maraş ve Adıyaman çok kötü. Çok kötü. Görüyorsunuz. Adıyaman merkezde şey. Saat, kavşağın oradayız şu anda. Görüyorsunuz. Adıyaman'ın göbeği bu şekilde. Şu karşıda yine bir kamu kurumu var. O da ayakta, hiçbir şey olmamış. Şu an oranın ne olduğunu bilmiyorum. Ağlayan insanlar var hala. SGK ayakta, hiçbir şey olmamış. Ara caddelere bakar mısınız? Ara sokaklara ya. Bak mesela bak. Yine bir aynı örnekten. Üst katlar yıkılmamış. Alt katlar tost olmuş. Hemen SGK'nın karşısındaki binalar. Bakın ağır hasarlı. Çok kötü. Zaten Garantinin yanındakiler yıkılmış. Opet'le Garanti Bankası'nın arasındaki bina yıkılmış. Binanın yarısı kopmuş. Yok, bitişik nizam bina çökmüş. Diğer kalan kısmı da zaten ağır hasarlı. Yani SGK taş gibi duruyor orada. Hiçbir şey olmamış. Tek bir çatlak dahi yok. Tek bir çatlak dahi yok. Yoksa depreme... Vallahi hiç kimse deprem öldürüyor demesin. Deprem öldürmüyor. Biz kendi kendimizi öldürüyoruz. Bizi binalar öldürüyor. Bunun başka da hiçbir açıklaması yok. Arkadaşlar bitmiyor. Bitmiyor yani, aşağıya doğru devam ettikçe devam ediyor. Gittikçe devam ediyor. Neymiş burası? Yakup Çalış İnşaat. Bakın adını da söylüyorum. Ağır hasarlı. Ve içinde yapı denetim firması var. Vista Yapı Denetim. Neymiş? Ayak. Ama ağır hasarlı. Şimdi bu taraftan yine ara sokaklardan, caddelerden gidelim.
enkazların üstünde burada yine bekliyorlar. Görüyorsunuz. Çok kötü ya, çok kötü. Şu karşısı neymiş acaba öyle? Herkesin hayatı mahvoldu. Ne varmış? Şurada Pierre Cardin mağazası varmış. Buraya arama kurtarma girmemiş. Bak, şuraya girmemiş. Ya belli oluyor yani o. İşte şurada değişik yine bir yıkım şekli. Söylenecek de hiçbir şey kalmadı ya. Görüyorsunuz ara sokakları da. Yani her yer aynı. Bildiğiniz Adıyaman yerle bir olmuş. Hatay gibi. Kahramanmaraş gibi. Bakın bu da değişik bir yıkım şekli. Çektim onu bayağı. 15-20 saniye çektim. İnsanların eşyaları dışarıda evlerden alabildiklerini almışlar. Burada hala yardıma ihtiyaç var. Bir okul daha var burada. Neymiş? Yavuz Selim İlkokulu. Hadi buna da bakalım. Gördüğünüz gibi okulda hiçbir hasar yok. Yok. Ufak tefek sıva çatlaması var. Yok yani. Gittiğimiz bütün bölgelerde özellikle okullara bakmaya çalıştım. Okullar gayet iyi durumda görünüyorlar. Yine burada çadır kurulmuş. Burada ablam oturuyordu. Evde tadilat için çıktılar. Annem gelin evde az ileride oraya geldiler. Deprem olduğunda burada kurtulan olmadı. Şurası Yunuskent. Orada yanılmıyorsam 30 daire, belki daha fazla bir daire var. Orada da benim akrabalarım vardı oturanlar. Orada da kimse kurtulmadı. Hiç kimse kurtulmadı mı? Yani duymadım. Yüzlerce insan buralarda eder oldu. Buradan yanılmıyorsam bizim bir küçük bir yeğenimiz kurtuldu.
Onun dışında kimse kurtulmadı. Onun dışında çok zor yani, çok elem verici bir durum. Yardımsa yardım çok geç geldi buraya. Geç mi geldi? Çok geç geldi. Birinci, ikinci gün yardım yok. Üçüncü gün yollar kapalı, organizasyon yok. Hala yok, hala yok, hala yok. Rezillik diz boyu. Millet sağ olsun yardım gönderiyor. İşte görmüştürsünüz, çekmiştirsiniz. Ekmekler, giysiler hep ortada, sular. Ama hala yetersiz yardım tabii gibi. Yetersiz çünkü bir kereden geldi, adam bir yudum su içiyor. İndiriyor oraya, o su bitti. Ekmekten bir lokma koparıyor, boğazından gitmiyor ki. Herkes acısı. Acısı, cenazesini bekliyor. Yardım bir koordinasyon içerisinde olması lazım. Şimdi ihtiyacımız var. Şimdi başladı. Yollar açıldı, ulaşım, lojistik sağlandı. Bundan sonra yardım gelmesi lazım. Bir kereden yüklenildi, gelen eder oldu, biraz gıda ve giyim. Bundan sonra hiçbir şey gelmezse ancak devletin verdiği, o kadar. Ama bu şehir ayağa kalkabilmesi için bence 20 yıl lazım. Değil mi? Evet. Yıkım çok büyük çünkü. Çok büyük, çok büyük. Bilmiyorum, diğer illeri de bilmiyorum ama. Hepsi aynı. Mesela Hastane Caddesi'nde doğru dürüst bina yok. Bulvarda iki tanesinden bir tanesi yıkılmış. Yukarı kısımları bilmiyoruz çünkü biz de kendi cenazemizin bulunduğu, yakınlarımızın bulunduğu inşaatlardaydık. Enkazların altından çıkarılamayan kişi kaldı mı? Muhakkak var. Var mı? Muhakkak var. Yani daha ulaşılmayan insanlar var. Hiç el değmemiş enkazlar var mı? Ben bir iki tanesini tanırım. Olduğu gibi duruyor ama orada bakıldı mı bakılmadı mı bilmiyorum ama iş makinesi falan hiç, ama şu gördüğünüz gibi durmuş. İşte burada iş tırnağından insanlar, sağ olanlar, konu komşu, akrabası gelip mümkün olduğu kadar kendi cenazelerini çıkarttı. Şu an Adıyaman'ın en acil neye ihtiyacı var? Hijyene. Yarın ötesi gün belki şimdi başlamıştır. Bir salgın başlayabilir, bir hastalık. Çünkü su yok, tuvalet yok. İnsanlar ne yapacak, ihtiyaçlarını nerede görecek? Bir şekilde karnını doyuruyor, veriyorlar orada. Hayırsever vatandaş getirmiş, devlet getirmiş. Bir şekilde insan karnını doyuruyor. Ne yapacak? Yani bu bir insani ihtiyaç. Nereye giderecek? Bu yarın ötesi muhakkak bir salgın olacak. Ve buraya dediğim gibi bu afet bölgesinin ortasında olması münasebetiyle bir de organizasyon bozukluğundan dolayı yardım çok geç geldi. Ya biz Adıyamanlılar mahvolduk. Adıyamanlılar afet bölgesi ama Adıyaman'a 3 gün sonradan vali gülerek bir de kahkaha atarak şey yaptı. Yani bize hiçbir destek gelmedi 3 gün. 3 gün biz cenazeleri kendi çabamızla gittik, yapamadık. Blokun altında ne yapalım? 3 gün sonra bize şey geldi. Gelenler diyor ki, bize demişler ki Osmaniye, Adana, Osmaniye, Hatay, Maraş'a gidin. Dememişler ki Adıyaman'a gelin. Sonra bu Kürt tarafından geldiler. Bizim bu doğuda Mardin'den, Kızıltepe'den, Muş'tan, Şırnak'tan geldiler. Onlar gelmedi. Dışarıdakilerini oraya yönlendirdiler. Burada demiş iki binarımızda az hafif hasar var. Az hafif hasar mı var? Siz görüyorsunuz. Kendiniz görüyorsunuz. Az hafif hasar mı? Abla. Kim ya, demiş bunu? Adıyaman valisi ya, Mahmut Çulha. Mahmut Çulha bunu demiş. Yani bilemiyoruz bu nasıl bir valiymiş. Bu Adıyaman düşmanıymış mı? Bu neymiş bilemiyoruz ki. Yani inan ki bizim akraba, 11 tane akrabamız gitti. Birinin üzerine ben gittim. Adam bağırıyor, bağırıyor, kurtarın. Ne yaptık? Blokun altında. Ne yaptık? Çıkaramadık. En son 4. gün zorla çıkardık, götürdük şeye. Doğudaki yardımlar geldi, çıkardı bizi. Başka yapılacak bir... Adıyaman bir şey bölgesi oldu ya. Eyalet şehri oldu. Başka bir şey kalmadı. Abla ne temizlik var, ne hijyen var, ne su var ki banyoda. Hepimiz neyse o şekil durmuşuk. Dışarıda mı kalıyorsunuz burada? Dışarıda kalıyoruz abla. Nerede kalacağız işte? Aracımız var, araçta kalıyor. Ben 18 kişiyi bu arabaya bindirdim. Arabayı gösterebilirsiniz. Ben 18 kişiyi bu arabaya bindirdim. 5 tane aileyi bu arabaya koydum. Soğukta donmasınlar. Ne yapayım ki? Yani elimizden gelen o. Gene de dedim kaç kişi varsa bari, hem yağmur hem kar yağıyor. Ne yapak abla? Burada
bu halde durduk. Bu hükümet böyleyse abla olmaz olsun ya. Geldiğinden beri, başa geldiğinden beri abla her zaman Türkiye'nin başına büyük facialar geliyor. Büyük felaketler geliyor. Sel oluyor, deprem oluyor. Abla hiçbir yere şey yapmıyor. Bu nasıl bir ülke? Bu nasıl? Eğer bizi istemiyorsa bizi başka bir ülkeye yönlendirsinler ki biz gidek. Başka çaremize bakalım. Bu ne ya? Yani acımız çok büyük yani. Çok büyük yani. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Vallahi ortada kaldık. Siz enkaz altından mı çıktınız? Yok, ben enkaz altında çıkmadım ama çok arkadaşlarımız enkaz altında. Ben gittim yani, koştuk gittik. Bir şey yapamadık. Yapılacak bir şey yok yani, elle olacak bir şey değil abi. Bir tahta çıkarıyor, çıkmıyor, gelmiyor. Bir mobille çıkaracaksın, gelmiyor. Hepsi blok, hepsi beton. Şu an herkes çıkartıldı mı enkaz altında? Yok yok abla, çıkarılmadı ya, daha var, daha çok var. Ama her yerde kepçe var. Her yerde kepçe var abla. Daha bazı yerlere hiç girmemişler. Öyle duyum. Biraz önce bizim bir arkadaşın köylüsü biraz önce canlı çıkardılar. Biraz önce şurada valilik binasında güvenlikçi yanına gittim, dedi ki biraz önce çıkardılar. Yapılacak bir şey yok. Adıyaman %70 bunlara verdi. Abla az değil ki %70. Abla böyle yapmamaları lazımdı ya. Bari yani kendi insan evladına bile yapmaz ya. Yani bu nasıl bir ülkedir, bu nasıl bir devlettir? Bir de 75 tane milletvekilisi gelmiş, abla internette hepinize göstereyim, kahkaha atıyorlar. Kahkaha atıp gülüyorlar. Vali gelip burada kahkaha atıp gülüyor. Sen bir ülkenin bir mülki amirisin ya, nasıl gülüyorsun ya? Gülmek sana yakışır mı? Senin burada bizimle ağlaman lazım. Ama yapmadı. Ne yapacağız bilmiyorum. Çaresiz kaldık. Çocuklar ne okul kaldı, ne şey kaldı, ne öğretmen kaldılar. Bizim çocuklar sadece bir tane öğretmeni benimle mesajlaşıyor. Öbürler hiçbiri yok. Telefonlaşmıyorlar. Hepsinin telefonu da bizde var. Hiçbiriyle ulaşamıyor. Nasıl yapacağız da bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani durumumuz vay. Yani şu an buraya ne ihtiyacınız var yardım? Şu an buraya... Bundan sonra önce cenazelerimizi çıkaralım. Önce onu. Hala çıkmamış var mı cenaze? Var abla, çok var, çok var. Önce cenazelerimiz, sonra bu enkazın kaldırılması, ondan sonra da abla konteynerse konteyner versinler, çadırsa çadır versinler. Salgın riski var mı? Tabii ki olacak ya, olmayacak mı yani? Bu toz olsa dahil, tozdan dahil çıkacak, mecbur çıkacak abla. Ne olacak ki bu? Yani salgın, ölü cenazeler hepsi defnetse dahil toz. Siz mesela nereden gelmişsiniz bilmiyorum. Sizin bile tozla etkilenmiyorsunuz mu? Yüzünüz, bak yüzünüz, gözünüz toz içinde kalmış. Yani bilemiyoruz, nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Elimiz kolumuz bağlandı. 3 gün önceden abla mesaj gelmiş. Benim çocuğum mesaja baktı. Baba dedi ki deprem olacak. Dedi Osmaniye'de 3.2 olmuş. Dedi Naci Görür'le bir tane yabancı bir şey varmış, açıklama yapmış. Demiş ki halkı uyarın. Halkı sokağa dökün gerekirse. Dökmemişler. Ondan sonra abla 3. günü de başımıza yıkıldı. Her taraf allak bullak oldu. Her taraf yerle bir oldu. Adıyaman'da diyorlar 2192 tane bina yıkılmış. Abla diyorlar ki bu 2192 binadan en az yoksa 4000 tane de daire var. Belki daha fazla, 4000 daireden birer tane ölmüşse 4000 kişi. Şeyler de yok. Biz cenazemizi, 4 tane cenazemizi götürdük. Baktım orada savcı diyor 27000 bilmem kaçıncı. Baktım birisi diyor ki o kadar diye şey etme diyor. Fazla diyor şey yapmayın diyor, yazmayın diyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani mağdur kaldık. Böyle olmaması lazımdı. İnsan diyor, affedersin diyor, zinekar yapar da insan anaya bacıya yapmaz. Bunlar direktmen aynı kendi evladına yaptı hükümet. Ne yaptıysa hükümet bizim başımıza bunu getirdi. İsterse beni assınlar, Tayyip Erdoğan yaptığını yaptı bizim Adıyaman'a. En kötü şeyi Tayyip Erdoğan bize yaptı. İsterse beni assın, isterse beni götürsün, 1000 yılda cezaevine koysa da ben hiç affetmem, hiç de çekinmem. Yaptı. Yaptı adam, bizi mahvetti. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, Adıyaman'daki tabloyu size göstermeye çalıştık.
Gördüğünüz gibi artık Adıyaman'da kalan tek şey vinçler, kepçeler, deliciler ve kamyonlar. Şu an sadece hafriyat çalışması yapılıyor. Koca bir şehri izlediniz, durumu gördünüz. Sizden tek isteğim bu izlediklerinizi unutmamanız. Hiçbirini unutmamanız.